Lam gıdı lam 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 gıdı lam lam samsak dövmeyince. Vallahi öyle mutlu oldum ki Arda Güler'in yeteneğini görünce. Nasıl biliyor musun? Sanki böyle kardeşim çıkmış oynuyor. Öyle içleniyor insan. Bu çocuk durmuyor dedim ya. Öyle değil mi? Faul alma özelliği var. Çevre kontrolü var. Rakibi görüyor böyle kendine alan yaratıyor. Alan görüşü muazzam. Haliyle oyun zekası, İşte karar verme anı. Ya bir orta saha oyuncusu için daha ne söylersin ki baba, hepsi var işte. Futbol topu vücudunun bir parçası sanki. Maşallah maşallah de Orçun. Heh. Şimdi Arda Güler'i ilk olarak Osmanlıspor'da oynayan bir futbolcu izlemek için gittiği Ankara'da görüyor Serhat Pekmezci. Haber Global'e açıklama yapıyor. Bak aynen şunları söyledi. Arda Güler gerek yetenekleri gerekse karakteriyle beni etkiledi. 2-1 maçı kaybetmişlerdi. Hatta son 15 dakika ayak bileğinden ciddi bir sakatlık yaşamasına rağmen oyunu bırakmadı. Maç sonu gözyaşı döktü. Babasının arabasına binene kadar da takip ettim. Çok özel bir potansiyel barındırdığını gördüm. O dönemki sportif direktörümüz Damian Comolli'ye özel bir raporla Arda'yı ilettik. Kaçmaması gerekiyordu, transfer etmeliydik. Çünkü biz ilgilenince diğer kulüpler de devreye girecekti. Bir hafta 10 gün sonuç alamayınca Arda'nın görüntülerinden oluşan bir DVD hazırladım ve başkanımıza ilettim. Yoksa transfer yapamayacaktık. Başkan izledikten sonra temas kurdu. Arda U14'te oynayan 13,5 yaşında bir çocuktu. Başkanımızı o dönem çok tanımıyordum ama sonuçta Ali Koç kendisine gözünü kırpmadan bu parayı vermesi gerektiğini söyledi. Bana dedi ki sen olsan ne kadar verirsin? Benim cevabım 500 bin lirayı gözümü kırpmadan veririm oldu. Ne diyorsun dedi. Sonra 250 bin istiyorlar, pazarlık yapacağız dedi. Ben de kendisine 200'e düşerlerse bir saniye bile tereddüt etmeyin Sayın Başkan dedim. Transferin son günü 20 Şubat 2019'da kendisini transfer ettik. 150 bin liralık bir bonservis ücreti ve bir miktar sonraki satış payıyla. Ne de güzel oldu değil mi bu hamle? Önce Opta verilerine göre bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde sahaya çıkan tam 3.235 futbolcu arasında gol atan ve asist yapan en genç isim oldu. Ve daha şimdiden Avrupa'nın manşetlerinde bile çıktı, yazdı böyle Sport gazetesi. İşte dedi ki Barcelona'nın takip ettiği Türk cevher Arda Güler. Maşallah Dörçün, maşallah. Öyle bir yıldız geliyor ki taraflı ya da tarafsız herkesin dibi düşüyor bu saf yeteneğe. Tam burada bizim Serbay'ın sözlerini verelim. Serbay Şenkal benim mahalleden de çocukluk arkadaşım. Fanatik de Galatasaraylı. Galatasaray TV'de çalışıyor ve o ekranda Arda Güler'i övmeden duramadı. Bizim mahallenin de canını yiyeyim yani, ne güzel adamlar var. Türk futbolu Arda Güler adında bir futbolcu kazanacak. Fenerbahçe'yi de bu bağlamda tebrik etmemiz gerekiyor. Centilmenlik göstermemiz gerekiyor. Bunlar bizim evlatlarımız. Ondan sonra başlayalım Arda Güler'i anlatmaya. Bir de sponsorumuza Vavakars'a teşekkür edelim efendim. Onlar da sağ olsunlar ikinci el otomotiv sektörüne öyle bir soluk getirdiler ki herkesin güvenle, kolayca, hızlı bir şekilde böyle online araç alıp satabilmesini sağlıyorlar. Hatta şöyle diyorum ben. Yemek siparişi verir gibi araba sipariş veriyorsun kardeşim. Böyle Kazak söyler gibi söylüyorsun. Araçlar da orada 12 ay boyunca 25 bin kilometreye kadar Vavakars garantili. Ve tüm araçlar sıfır ayarında. Yani seçili şehirlerde de ücretsiz eve teslimat var. Bayağı kamyonla arabayı getiriyorlar. Ve 14 gün içinde iade imkanı da var yani. Mesela araçlara ait tüm bilgiler, varsa kusurlar, araç detay sayfasında tüm ayrıntılarıyla belirtiliyor. Tamamen yenilenmiş, yüksek kalitede araçlar var. Sıfır gibi diyoruz ona. Yenilenmiş araçlar. Haberiniz olsun. Haydi başlayalım. Güzel insanlar, Arda Güler çok iyi yerlere gelecek. Ama inanmıyorsanız bana Mesut Özil'e sorun. Ne dedi? World class. Kalite dedi ve ekledi. Dünya starı olacak kardeşim dedi. World class. Kalite. Goller, asistler, dünya starı olacak. Mesut övüyor ama Arda'nın idolü de Alex de Souza söyleyeyim. Hatta Emre Sarıkuş onu çok iyi yakalamış. Hikayemin kaynağını da söylemiş olayım. Alex'in Fenerbahçe'deki ilk sezonunda, 2005'te doğmuş genç kardeşimiz. Çocukluğu da zaten Alex'in videolarını, gollerini izleyerek geçmiş. Evindeki odasının duvarlarında görmüşsünüzdür. Fenerbahçe posterleri var. Her sabah uyandığında bu Alex'in duvarda asılı fotoğrafı tam karşısında. Şimdi Twitter'dan paslaşıyor ikisi.
yakışır. İrfan Can Kahveci'yi de çok izlemiş bu arada. O da biliyorsunuz Gençler Birliği altyapısından çıktı. Arda da sonuçta. Önce babası onu Ankara'da futbol okuluna yolluyor. İlkokula başladığında da Etimeskut altyapısına veriyor. Bakın ne güzel. Çok erken yol alması da bugünkü olgunluğunun bir sebebi aslında. Tamam daha yaşını almışken hani balonla oynuyormuş, yetenekliymiş okey. Ama işte babası önceleri balonu sonra topu özellikle sol ayağının önüne koyarmış. Aileden bir tane de solak çıksın diye. Bunlar olabilir. Ama tedrisatın devamı daha önemli. Daha düşünün ikinci sınıfta okulda beden hocası bir izliyor Arda'yı diyor çabuk yarın velin gelsin. Babası geliyor hayırdır hocam nedir diyor ki Arda'da var bir şeyler. Çok yetenekli alın bu çocuğu Gençler Birliği'ne yollayın. İyi hoş da eve çok uzak orası. Ya siz götürün. Hoca öyle diyor. Orada gül gibi bakarlar. Adam olacak çocuk bu Arda. Ne yapın edin oraya götürün. Tamam mı? Tamam. Bir götürüyorlar abi. Daha ilk idman bitiyor. Takıma alıyorlar bunu. Hatta şöyle bir şey yapıyorlar. 2005 grubu yok altyapıda. 2 sene 2004'lülerle oynatıyorlar. U14 milli takım seçmelerinde de demin anlattığım şekilde Fenerbahçe'nin radarına giriyor zaten. Utana sıkıla biliyor musun? Ne yapacağız, ne edeceğiz diyor. Fenerbahçe tuttu takım ama Gençler Birliği'ne de ayıp olmasa bari. Babası diyor oğlum ben hallederim. Erol Tokgözer hoca var Gençler Birliği'nde. Onu arıyor. Hocam diyor bir çay içelim mi yarın? İçelim tabii mümkünse diyor. Dışarıda bir yerde hocam tesiste olmasın. Durumu izah ediyor. Hocası da diyor ki ya bizim işimiz yetenekli çocuklara yol açmak. Yollarını tıkamak değil. Ve Arda Güler ondan sonra ver elini İstanbul. 6 ay da buralarda tek başına. Ne zordur ha. Neler atlatıyorlar futbolcu olmak için. Bir de korona patladı malum. Aylarca evden çalıştı etti. İşler düzene girince U17 ile bir başladı. Sonra U19 ligleri başlayınca da ki kaç defa söyledik şu ligi başlatın diye o zamanlar. Bak lig bir başladı. Arda Güler orada patlamayı yaptı. 22 maç 10 gol 7 asist. Bir de Hırvatistan'a gittiler bunlar turnuvaya biliyor musun? Orada da en iyi oyuncu seçildi tamam. Şimdi tek bir şey kalıyordu. Şimdi böyle durumlarda birinin seni alıp buradan böyle buraya getirmesi lazım. Allah var orada da Vitor Pereira biliyorsunuz aldı A takımla kampa götürdü. Sonra Helsinki maçında oyunu aldı. Üstüne maçtan sonra basın toplantısında yanında oturttu. Hikayesi gözümüzün önüne kadar da geldi. Bir haftada 3 maçta oynattı Pereira. Hakkını verelim. Hatta ne demişti? Genç oyuncuları yetiştirebilmek için onlara süre vereceksin, özgüven vereceksin. Nokta. Ha, dur, nokta değil, virgül. Pereira şunu da söyledi çünkü. Porto'da 5 yıl altyapıda görev yaptım ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Arda'nın karakteri ve kalitesini çok az oyuncu gördü. Bugün onunla aynı fikirde olmayan var mı? Milli takım hocası Stefan Kuntz ne dedi? İleride sırf onu izlemeye gelen taraftar olacak. Çok büyük heyecan vaat ediyor diyor. Gelecek olan geliyor güzel insanlar. Durduramıyorsunuz ya. Bir de yaşının üstünde tavırlar bir olgun falan ya. Ondan da olabilir yani çıkıyor diyor ki işte genciz abilerimizden çok şey öğrenmemiz lazım. Büyüdükçe diyor küçülmemiz lazım ki altyapıdaki diğer kardeşlerimiz de bizim gibi bu sahaya çıkabilsin. Hep farkında. Saha içinde de, saha dışında da farkındalığı yüksek. Oyunun farkında olması çok önemli. Mesela şimdi bir röportajında okumuştum, Anadolu Ajansı'na vermiş. Bir keresinde Gençler Birliği Trabzonspor maçında top toplayıcı o zaman Arda kardeşimiz tamam mı? Trabzonspor penaltı kazanıyor. O yaşta bak ya, kaleci diyor ki sağ tarafa atla, sağ vuracak diyor. Kaleci de o tarafa atlayıp kurtarıyor penaltıyı. Öyle de dikkatli atla sonra da dönüyor diyor ki takım kendi arkadaşlarına. Ben kullansam penaltıyı kesin gol atardım. Maçtan sonra bu arada 4 futbolcudan forma istemiş, hiçbiri vermemiş. Şimdi onlar düşünsün be Arda Güler. Ha? Drogba'nın Mbappe hikayesi gibi hatırlarsınız. Drogba ölüm töreninde itiraf etmişti şey diye. 10 yıl önce bir maç sonrası bir çocuk yanıma gelmişti. Fotoğraf çektirmek istemişti. O gün skorun da etkisiyle bunu kabul etmedim. Öğrendim ki o çocuk Mbappe'ymiş. Borcumu şimdi ödemek istiyorum dedi. Sonra beraber selfie çektirdiler. O hesap. Drogba demişken Arda kardeşimiz onun da bir sözünü hatırlatmış olalım. Diyor ki Didi formdur bu. Bazen iner bazen çıkar. Bu yüzden zirvede kalmak için çalışmanız gerekir. Ama der bu bisiklet sürmeyi öğrenmek gibidir. Öğrenene kadar vazgeçmemeniz gerekir. Senin mutlu olduğunu önüne top atıldığında gördük. Üstüne de çok çalışırsan Arda kardeşim bu iş tamamdır. Ne de olsa herkes kendi talihinin mimarıdır. Öyle değil mi? Haydi bitirmeden şeyi vereyim ben de. Geçen yaz
Arda Güler'in ilk hocası Erol Topgözler hocayla Arda'yı konuşmuştum. Tamamını ayrıca açıp izlersiniz de bir kısmını verelim ve bitirelim. Fenerbahçe Arda'yı alıp da bu yıl gelişsin diye bir lige kiralık veremez. Çünkü onun üstünde bir yetenek. İkinci liglerde, üçüncü liglerde oynanan futbol Arda'nın kapasitesini ortaya koymasında dezavantaj olabilir. Yani Fenerbahçe'nin takım içinde Arda'yı tutması bu süreçteki en doğru karar bence. Onu söylemek gerekir. Şey var ya, böyle tavsiye veriyor herkes, Arda şöyle yap falan diye. Şimdi ben 17 yaşında ne yaptığımı çok iyi bildiğim için tavsiye vermekten ziyade biraz alacak yaştayım. Ama yolun açık olsun diye temennimi iletmiş olayım. Yolun açık olsun Arda Güler kardeşim.